Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Ceza lageri ve türmelerdeki Şarkı Türkistan halkı yanılı hater içinde durmakta. Wuhan virüsü bilen yuqumlanğuçlarının devamlı köpeyişi şundaqlı Şarkı Türkistan'da bayqalğanlarının dəsləbki 2 kişiden hazırkı 55 kişiye yetişi ceza lageri ve türmege qamalğanlarga bolğan endişini küçə etmekte. Türkiye Yeni Çağ gezdi tori bu vaqtı xəbər elan qılıp ceza lagerlerdeki bigunah tutqullarının kiçik kamerlarga 50-60'dan qamılıp durvatqanlıqını tazılıq ve davalaş cəhətdən iğiz etiş mümkün emeslikini. Şundaqlı tutqullar uzun müddət qamılı səbəblik tini acizləb ketkerlikini bu ekvalde virüs bilen yuqumlanış ihtimallıqının hessilep eşi mümkünlikini bildirdi. Xaberdiyene bundan burunmu ceza lagerde ülüp ketkerlerinin üzlüksüz aşkarılınıp durğallıqı. Xitayning virüsünü bahane kılıp kamalğanlarının sanını azaytış üçün kırgıncılık yürgizişi mümkünlikini tekitligen. Xitayning en yeni malumatıga asaslanğanda növette Xitayda yuqumlanğanlar 43 mingi yakınlaşkan. Ölgeler mingdin aşkan, Şarkı Türkistan'da bolsa yuqumlanğanlar 55'ke yetken. Wuhan virüsü Asya devletleri iqtisadığı təsir görsətməkdə. Wuhan virüsü səbəblik Xitay iqtisadıda iğir çekiniş yüz berişi başqa devletlərgəmə öz təsirini görsətməkdə. Maliyyə Vaqt Gezi Torunun xəbərdə bildirilişə dünyadaki ən çox suğurtı şirkəti bolğan AXA Qorohi bu axtı dokulat elan qılıp, Xitayının birinci pəsillik içki işləb çıxırış umumi qımməti eş sürətinin 4% çüşüb qılışı mümkünlükini bildirdi. Dokulatta Hong Kong, Tayland, Singapur qatarlıq Asiya devletlerinin en asaslıq təsirge uçuruşu mümkünlükü virus sebeplik hava qatnışı toxtılğaçqa Xitayning sayahatçilerge beqinip qalğan Asiyadaki bu kiçik iqtisadi gavdilerinin iğir zərbigi duş kildiğallıqı qayt qilindi. Məlum buluşça Hong Kong qobul qildiğan sayahatçilerinin 80%, Koreya, Tayland qatarlıq devletler qobul qildiğan sayahatçilerinin 30% Xitaydin kildiğan bulup uçuraydıgan təsiri en körnerlik buldikən. Angliyada Wuhan virüsü çoğ tehdit deb elan qilindi. Angliya Sahiya Ministerliği Wuhan virüsünü yıkılışıvatkan çoğ tehdit deb elan qildi. Bayanatı Wuhan virüsünün xalqının salametlikigi çoğ tehdit payda qilganlığı bildirilip, virüsünün tarqalışını keçiktürüş yaki aldını eliş üçün yeni oğrullaştırışlarının eylip berilganlığı qayt qilindi. Bu sebepten Wuhan virüsü bilen yuqumlanğan kişiler mecburi karantin astığı elindiken ve halkının salametlikigi tehdit payda kılgan ekvalda halimizi mi başkalardan ayrım tutuldiken. Xitaydan kaytırıp gelingen Angliya puraları küzdiş astığı elingan bulup, ular üçün iki doktorxana acırtıldı. Virüs oturuğa çıkan Wuhan şehri bilen Hubei ülkesi yuqumluq rayon deb elan kılındı. Angliyada yeniden Wuhan virüsü bilen yuqumlanğan 4 kişinin bayqılışı bilen virüs bilen yuqumlanğanlar sani 8'e çıktı. Wuhan şehirde az digende 770 nefer Uyghur oquğuçı qamılıp qalğan. Xalqarada korona virüsü dep atalğan Wuhan virüsünün tarqılış mənbəsi bolğan Xitayning qamal astidagi Wuhan şehirde atalmış Şinjan sınıflarının az digende 770 nefer otur mektep oquğuçısı qamılıp qalğan. Məlum bolışça Wuhan şehirinin umumyüzlük qamal qılınıp karantinağa elinişi sebeplik bu oquğuçularının qışlıq tətildi ailesige qaytışı mümkün bolmağan. Wuhan'da partılgan korona virüsünün bütün Xitay'a tarqılıp başka devletlerge yeyilişi, nurgun devletlerini mezkur virüsü karşı tedbir elişki mecburluğun. Xitay rejimi Wuhan şehrini kamal kılıplı kalmay, Xitay'daki başka ülke abdunum rayonlarımı Wuhanlik Xitaylarga karata çekleş tedbirlerini yolu koyup, Wuhanliklerini ya ki ular bilen alaq kılgan kişilerini karantinağa alğan. Atü şehirde az digende 99 Wuhanlik kişinin bir mihmanxandı karantinağa elinğallıqı məlum bolğan idi. Xitaydaki Xitay haberler torunun ilgir sürüşçe, növeti Wuhan'daki atalmış Şinjan sınıfları noktalıq Wuhan Tümür Yol Ali Tuluq Otur Mektebi, Wuhan 1. Otur Mektebi, Dunhua Otur Mektebi qatarlıq 3 Otur Mektebi deyken. Haberde Tümür Yol Ali Otur Mektebi'deki Şinjan sınıflarda 170 oquğuçı, Dunhua ve 1. Otur Mektebi'deki Şinjan sınıflarda cemi 600'dek oquğuçı barlıqı, onlarının mektebki qamal kılınğallıqı təkitlengen. Xəbərdə onların naiti yaxşı kütülüvatqallıqı ilgiri sürülgən bosumu, likin onların içində virus yuqtur valqallarının bar yoxluqı tilgə elinmiğan.
Xitay rejimi 2000-ci yıllarının başlarında Uyğur ballarını Xitay tili ve medeniyetini tərbiyeləşini məqsəd qılğan Şinjan sınıfları programmasını yolu qoyub, mınlıqan Uyğur oquqıcını Xitayının hər qaysi ölkələrdəki otur məktəblərgə uğurlaşdırğan. Atalmış Şinjan sınıflarına qarata qatlıq kontrolluqını yolu qoyub, onlarının dini itiqadi, medeniyeti ana tilgə çəkilimi qoyğan, şunaqla sırt bilən bolğan alaqısını üzüb taşlıqan idi. Gulji şehirdeki bir ailelikler korosuda 24 aile karantinaya elindi. Gulji şehirdeki bir ailelikler korosuda 24 ailenin bırakılı karantinaya elinganlığı ilgiri sürüldü. Çeteldeki Xitay taratqularının kayıt kılışa karantinaya elingan bu aileler koronavirus deb atılgan Wuhan virüsü yukumlanan iken. Eli oblasti Wuhan virüsü Ürümqi şehirden kalsa en köp bayqalgan jaydur. Yerlik dairler hazır kadar mezkur oblastda 10 nöper yukumlar bayqalganlıqını ilgiri sürüp geldi. Lekin küzetküçlerinin kayıt kılışa Gulji şehirde 24 aile Wuhan virüsünün yukumlanıp karantinaya elingan bolsa, bu yerlik dairlerinin yukumluk ehvalını toluq elan kılmayı vatqalıqını görsüzdükken. Növette vatanımızın her kaysi şehir bazarları ademsiz koçularına ayınıp kalan bulup, vatandaki ictimai uçur vastırı tarqılı vatqan her xil sırlıq görünüşler, vatanımızdaki ehvalnamo kançilik iğir işkerliğini körüstüp vermekte. Növette atalmış Uyğur Abnum Rayılıq Ceyhay Nazareti tünügün 10. fevral uxturuş çıxırıp, hükümetin Wuhan virüsüne karşı duruş tedbirlerine emel kılmağın puhralarının katlıq cezalandığını ilan kıldı. İctimai uçur vasırıda tarqılıp yürgen sırlıq görünüşler bu icraatının allı burun icra kılınıvatkallığını körüstüp ergen bulup, fakat üyünün sırtığı çıkkallığı üçürlü cezalanan Uyğurlarının sırlıq görünüşleri bunu yeni bir kıtım tähkidlemekte. Xitayda 9 fevral günü bir gün içinde 97 adam Wuhan virüsü de öldü. Xitay dairleri bütün memleket miqyası da 9 fevral bir gün içinde 97 adamın mezkur Wuhan virüsü de yukumlanıp ölgenlikini haber kıldı. Bu Xitay'nın Wuhan şehirde partılığan mezkur virüs bütün Xitay'ını kaplıgandan beri onun da en köp adam ölgen bir gündür. Xitay sahiye dairlerinin aşkarlıkça bunun bilen Xitay'da 9 fevralıca bu virüste ölgen adam cemi 1000'den eşip getken. Lekin bazı küzetküçler Xitay dairlerinin yukumğu dair hakiki ehvalını aşkarlı mağallıqını, belki ölgenlerinin sahne bunun da netçe hessi köp hikayelikini bildirişmekte. Dairler növete bu virüsten yukumlanan yukumdarlarının Xitay miqyasıda 40.171'e karantinaya elingan gumanlıq yukumdarlarının 187.518'e yetkenlikini ilan kıldı. Xitay sahiye dairlerinin bildirişe 9 fevral günü Xitay miqyasıda 97 adam virüsü ölüplü kalmay, şu gün yana yeniden 3062 nöper yukumdar bayqalgan. Yukarı derecelik emeldarlarının beşiği bala boldu. Xitayda yeni tiplik Wuhan virüsü sebebinden ölgelerinin sani 1000'den aştı. Yukumluk virüs apitinin çıkış merkezi bolgan Wuhan şehri ve Hubei ölkesi de kançılgan yukarı derecelik emeldarlar vazifesini elip taşlandı. Chang ve Liu'nun ornığa Xitay Devletlik Sahiye Komiteti muavin başlığı Wang Heshing tayinlendi. Yeni bir taraftan Xitay rejiminin Beijing'deki yukarı derecelik mesullerden Chen Yishan'ı yukumluk virüs apitini kontrollük astığı eliş hareketi rehberle kılış için Wuhan'ı vazifeki tayinligenliği ilan kılındı. Yukarı derecelik emeldarlarının vazifesini elip taşlanğandan başka Xitay Komünist Partisi tarafından mu cezağı tartıldığalıqı uxturuldu. Xitay'da yukumluk Wuhan virüs sebebinden ölgelerinin sani 1016'ye ve yukumlanğalarının sani 43.097'ye yetti. Hubei ölkesinde ölgelerinin sani bolsa 974'ge çıkkanlığı bildirildi. Şunaqla Xitay reisi Xi Jinping'nin tünügün tüncü qıtım maske taqıgan halette bir doktorxanda ziyareti bolğanlığı keng akhbarat vasıtırdı yer aldı. Pakistan Taşqı İşlar Ministeri Uyğur Müslümanlarının meselesine qarata endişelerimizden xupyanı bildirivatimiz dedi. Pakistan hükümeti tüncü qıtım Xitay'nın Uyğurlarga tutkan muamelesinden endişe kılıp atkallıqı. Lekin bu endişesini Xitay dairlerine xupyanı diplomatiya arqılıq yetküzdüğallıqını bildirdi. Bugünkü Pakistan gezdinin haber kılışça bu sözlerini Pakistan Taşqı İşlar Ministeri Şah Mahmud Qureshi 10. fevral günü Karachi İgilik Başkuruş İnstitutu'daki bir mürasimde sözlügen nutkıda tähkidlegen. Pakistan hazırga kadar Xitay'nın 3 milyondan artıq Uyğurunu lagırga kamap, onlarının medeniyeti ve dini itiqadını çekilişe karata izgil sükut kılıp gelgen.
U hatto o'tgan yili Birlashgan Millatlar Tashkilotida Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatini qo'llagan. Shoh Mahmud Qurayshining bu so'zlarini Pakistan bosh ministri Imron Xon o'tgan hafta BBCning ziyoratini qabul qilib, orqadilik qilishi diqqat qo'zg'adi. Imron Xon o'tgan hafta BBCning ziyoratini qabul qilganda Uyg'urlar haqida to'xtalib, "Hozircha men bu masalani to'liq bilmayman. Agar bu masala haqida to'liq ma'lumotga erishsam, Xitoy bilan xufiyani so'zlashiman" degan. Shoh Mahmud Qurayshi Pakistan hukumatining Uyg'ur musulmonlariga tutilgan muomiliga qarata o'z andisini xufiyani diplomatiya orqali ifodalab kelayotganligini bildirib, hamma narsani oshkora tanqid qilishning zaruriyati yo'q degan. Lekin u o'zining bu xufiyani diplomatiyasida Uyg'urlarga aloqador konkret qaysi jihatlardagi andishalarini ifodalab kelayotganligini tushuntirmagan. Turkiya Sahiya ministrining bayonoti Xitoyning o'g'isini qaynatdi. Turkiya Sahiya ministri Fahrettin Koca Efendi 7 fevral kuni muhbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, Tajisman o'pki yallug'i virusiga qarshi elingan tadbirlar to'g'risida ma'lumot berib, Xitoydan har xil hayvonlarni, har xil hayvonlardan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Turkiyaga import qilishning cheklanganligini jakarlagandekin, Xitoyning Anqara turishiq elchixonasining noroziligiga uchirdi. Ministr Fahrettin Koca bayonotida oldi bilan Xitoyga qatnaydigan aeroplanlarning uchishini vaqtliq to'xtatganligini, 2 kun burun chat ellardan kelgan barliq yo'lovchilarni tekshirgandan keyin ruxsat qilayotganligini, 17 aerodromda elib berilayotgan tekshirishda hozirgacha hech qanday bir yo'lovchida Wuhan virusi bayqalmaganligini bayon qildi. Sahiya ministri Fahrettin Koca Efendi mundaq dedi: "Wuhan virusi hayvonlardan odamga yuqadigan kasallikdir. Shunaqla mazkur virusning odamdan odamga yuqadiganligi jazmlashdi. Hozir bu virusning qaysi hayvondan chiqqanligi tahqiq aniq emas. Shunga hayvondan yuqumlanadigan bu kasallikning oldini olish uchun bu tadbir qarorini ma'qulladik. Xitoydan har xil tirik, o'lik hayvonlarni, hayvonlardan ishlab chiqarilgan buyumlarni import qilishni vaqtliq to'xtatishni qaror qildik." U bu qarorni munosabatlik organlarga mo'avatganligini bayon qilib mundaq dedi: "Import qilinishi to'xtatilgan mollar ichida qush va qanotli hayvonlar, dengiz mahsulotlari, hayvon yog'lari qatorliq mahsulotlar bor. Mazkur qarorni Oila, Amgak va Ijtimoiy xizmatlar idorasi bilan Xitoy Xalq Jumhuriyatining Anqara turishiq elchixonasiga mo'avatdik." Mazkur bayonotdan keyin Xitoyning Anqara turishiq elchixonasi darhol bayonot e'lon qilib, Turkiya hukumatining bu qaroriga norozilik bildirganligini bayon qildi. Xitoy elchixonasining bayonotida mundaq deyildi: "Turkiya hukumati chiqargan bu qarorga hayron qoldik. Bu qaror bizni ansizlikka salmoqda. Shunga qattiq noroziligimizni bildiramiz. Dunyo sahiya tashkiloti Xitoy bilan bo'lgan tijoratga cheklama qo'yishni qo'llamaydiganligini, hatto qarishtirganligini ta'kidlagan edi. Turkiya Anadolu xabar agentligining to'r betida o'rin olgan xabarga asoslanganda, Xitoyning Anqara turishiq elchisi e'lon qilgan bayonotda Turkiya hukumatining mazkur qarorining Dunyo sahiya tashkilotining munosabatlik qaroriga xilof ekanligi, Turkiya bilan Xitoy o'tirsidagi tijorat munosabatiga ziyon elib keldiganligi ta'kidlangan. Xitoyning darhol Turkiyaga norozilik bildirib e'lon qilgan bayonoti haqida strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Efendi, Dunyo sahiya tashkilotining qaroriga hamma davlatning rioya qilish majburiyati yo'qligini, hamma davlat o'zining shart-sharoitiga qarab turib tadbir oladiganligini, Xitoyning Turkiyaga bundoq norozilik bildirib ketishining hojatsiz ekanligini bayon qildi. Wuhan virusi o'tirg'i chiqqandan keyin Turkiyada Xitoylarga bo'lgan ko'zqarash o'zgardi. Xitoyning Turkiyadagi obro'yi yana bir qatim to'kildi. Burun turklar Xitoylarga Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamadi deb boshqacha qarayotgan bo'lsa, endi Wuhan virusi tufayli boshqacha qaramoqda. Sharq Turkiston savdo sanoatchilar jamiyatining tunji qatimliq yig'ini muvaffaqiyatli ochildi. Istanbulda yangidan qurilgan Sharq Turkiston savdo sanoatchilar jamiyatining tunji qatimliq yig'ini bugun 11 fevral muvaffaqiyatli ochildi. Yig'inga jamiyat raisi Ahmadjon Roziq riyosatchilik qildi. Tunji qatimliq yig'in Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining Zaytinburnidagi Sutuq Bog'roxon kitobxonasi ishxonasida ochilgan bo'lib, yig'inga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon mehmon sifatida qatnashdi. Yig'in boshdan oxir qizg'in kayfiyat ichida davomlashdi. Hidoyatulloh O'g'izxon boshchiligidagi Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Sharq Turkiston savdo sanoatchilar jamiyatini qurib chiqish uchun bir necha yildan buyon to'xtovsiz izlanayotgan bo'lib, bu jamiyat oxiri 2020 yili 1-oyning 30-chi kuni Istanbul valiligi ijtimoiy tashkilotlar ishlari idorasiga aniga elinib rasmiy tasdiqlangan edi. Qozog'istondagi to'qinishda o'lganlar 10, yaralanganlar 165. Independent gazetining 9 fevraldagi xabarida bildirilishicha, o'tgan juma kuni Qozog'istonning Jambel, Korday va Masanchi yezasida
Qazaqlar bilan Xitoydan kelgan tungallar orasida chiqqan to'qunishda o'lganlarning soni 10 ga chiqdi. Vaqadan keyin ko'plagan kichik bola va yashanganlar bo'lib 5000 ga yaqin tungan Qirg'izistonga qochgan. Vaqaning tungallarning 80 yoshlik bir qazaq boy bilan uning 2 o'g'lini qattiq urib, hushsiz qilib atganligi va saqchilar jinoyatchilarni qo'lga olmoqchi bo'lganda tungallarning saqchilarga o'q chiqarishi bilan boshlanganligi bildirilgan bo'lsa, yana bir manbada bir-biriga yo'l bermaslik sababidan chiqqanligi bildirildi. Mazkur to'qunishdan keyin atrofdagi yezlardan kelgan qazaq yoshlari Xitoyparas tungallarni urib, ularga oid nurg'un uy va do'konlarga o't qo'yibotgan. Shunaqla Olmaota shahrida tungallar eng ko'p o'ltiroqlashgan va do'kon saraylari bo'lgan yerlar yoshlar tarafidan hujumga uchirgan. Qozog'iston sahiya ministri yordamchisi Lazat Aktiyeva bu vaqada 8 kishining o'lganligini, doktorxonadagi yordarlardan 2 kishining o'lishi bilan o'lganlarning 10 ga chiqqanligini, 165 kishining yaralanganligini, 115 kishining yinik yordar bo'lganligini, navbatda yana 8 kishining ahvolining og'ir ekanligini bildirdi. Qozog'iston raisi Qasim Jo'mart To'qayev bayonotida to'qunishning pastkoyg'i tushirilganligini, ziyonga uchirganlarga yordam qilinganligini, shundaqla bu to'qunishni bartaraf qilish uchun maxsus hay'at qurish uchun ta'limot berganligini bildirdi. Vaqada 47 kishi qo'lga olingan bo'lib, keyin qo'yib berilgan. Bildirilishicha, taxminan 14 ming nufusga ega Masanchi yezining 90% Xitoylik tunganlar bo'lib, yezda qozoqlar va qirg'izlar yashaydi. Ular orasida pat-pat jadal chiqib turganligi ma'lum bo'lib, bu tungallar Xitoydan Qozog'iston tuproqlariga 140 yil burun ko'chib kelgan ekan. O'zlarini Xuyzu deb ataydigan mazkur tungallarga oxirgi yillarda Xitoy doiralari jiddiy kuch sarf qilmoqda va ularning Xitoy bilan bo'lgan aloqasi intayin quyuq bo'lib, shunaqla ularning farzandlariga Xitoy tili o'rgatish jihatidan mo Xitoy kuch sarf qilmoqda. Kuzatuvchilar ularning ko'nsiri yerliklar bilan tirikishining sababining orqasida Xitoyning qora quli borligi, Xitoyning har tarafdan ularni qo'llash orqali ularning xo'rikini o'stirib qo'yganligini bildirishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh ertaki programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.